Arkadaşlar bu videoda durum otomatının, sonlu durum otomatının bir başlangıç durumundan başlayarak verilen olaylar serisini işleten ve ulaşılan nihai durumu gösteren prolog kodu geliştireceğiz. Kullanacağımız örnek site diyagramı ekranda görüldüğü şekildedir. Dikkat ederseniz bir Q1 bir Q1 durumundayken 0 event alındığında gene Q1, 1 event alındığında Q2'ye, Q2 de 0 alındığında Q2, 1 alındığında Q3 ve nihayetinde final durum olan Q4 state'in ulaşıldığını görüyoruz. Şimdi öncelikle bu olaylar dizisini işleten ve durum geçişlerini sağlayan bir önerme yapısına ve örnek durum diyagramımızı, state diyagramı gösteren bir fact yapısına ihtiyacımız var. Bilgi tabanını oluşturacağız. Şimdi bunu geliştirmeye başlayabiliriz. Şimdi state diyagramımızı göz önüne aldığımızda bunun bilgi tabanındaki gösterimi şu şekilde yapabiliriz. F ile gösterelim. Q1 0 eventi aldığında gene Q1 oluyor. Q2 aslında tüm state'ler 0 eventi aldığında kendisinde kalıyor. Dolayısıyla bunu direkt yazabiliriz. Evet, Q4'te 0 event aldığında Q4'te kalıyor. Q1'den iken 1 alındığında Q2, Q2'de iken 1 alındığında Q3, Q3'te iken 1 alındığında Q4 ve Q4'te iken bir event isimli olay alındığında ise done diye bir sonlandığını gösteren bir ifade kullanalım. Şimdi algoritmamızı geliştirelim. Find state diyelim ismine. Burada bir başlangıç durumuna ihtiyacımız var. Bir olaylar listesine, serisine ihtiyacımız var. Dolayısıyla bir listemiz olacak burada. Ve bir nihai final durumuna ulaşılmasını bekliyoruz. Şimdi burada önemli noktalardan birisi olayların teker teker işletileceği için listenin baş elemandan, ilk elemandan başlayıp recursive olarak her bir olay işletilmesini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi ilk elemanı input 1 diyelim, baş kısmı ve diğer şeyleri inputs diyelim. Tail kısmı listeni. Burada öncelikle geçiş var mı burada? Yani start durumumuz var. Bu input alındığı zaman ulaştığı sonraki duruma next diyelim. Dolayısıyla bu ulaşılan durumdan bir sonraki olayı işletecek olan listenin tail kısmına ulaşıyoruz. Ve bunu tekrar çağırarak başlangıç olayını alıyoruz. Başlangıç durumu olarak ulaşılan durumu alıyoruz. Ve sonraki state'ine ulaşıyoruz. Peki sonlanma şartlarına bakalım. Eğer bir find state start liste boşsa, yani bitmişse, tüm iterasyon boş bir liste boş olarak verilmişse başlangıç durumumuza kalırız. Yani herhangi bir olay yok. Eğer done dediğimiz Q4'ten sonraki bir event, Q4'ten sonraki bir durumda ise burada hangi event'i alırsak alalım
Bu işletilmeyen bir durumdur ve tüm back trackların kesileceği için de kat operatörüyle arama ağaçlarını sonlandırıyoruz. Şimdi bunu save ederek işletimini yapalım. Evet, şimdi örneğimize bakarsak sorduğumuz şuydu. Finest'te Q1'den başlayacağız. 0 olayı 1, 0, 0, 1 olduğunda hangi duruma ulaşmış olacağız? Olay serimiz 0, 1, 0, 0 ve 1 olduğunda ulaşacağımız state hangisidir? Evet, Q3'e bakalım. Elle de işletimi gerçekleştirelim. 0, Q1'deyiz. 0 aldık, Q1'de kaldık. 1 aldık, Q2'ye geçtik. 0 aldık, Q2. 0 aldık, Q2. 1 aldık, Q3. Pekala, şöyle bir soru soralım. Q1'den başladık ve 3 kez bir event'i aldık. Evet, Q4'e ulaştık. Final state olan. Bir kez daha bir alacak olursak done dediğimiz final state'ten sonra sonlanmayı gösteren node'a ulaşmış olduk. Peki işletmeyi bir kez daha gözden geçirelim. Bu olay nasıl gerçekleşti? Öncelikle bir başlangıç state'imiz var. Bir listemiz var. Bunun ilk elemanını, head kısmını alıyoruz. Initial state'in bu event'i aldığında geçtiği state'i belirliyoruz. Next diye. Next event'ini başlangıç olarak alıyoruz. Input listesini olaylar serisi alıyoruz. Yani tail kısmını alıyoruz bizim olaylar serisinin. Ve ulaşacağı bir sonraki durumu bulmak üzere sorduğumuzu tekrarlıyoruz. Bu durumda ne oldu? Elle işletecek olursak Q1'i aldık. İlk işletilecek olarak. Sonra listemizin ilk elemanı 0'dı. Q1, 0. Sonraki durum neydi? Q1'e ulaştık. Q1'den sonra Q1'i tekrar başlangıç durumu olarak aldık. Bir sonraki olay 1'di. 1'i işlettiğimiz zaman Q2'ye ulaştık. Ve bu böylece döngü devam etti. Ta ki olay listesi boşalıncaya kadar. Tabi burada ilişkiler serisini artırarak, değiştirerek yine şu algoritmayı kullanmamız mümkün.